size var olan en inanılmaz yeri anlatacağım. Orası evrendeki en acayip yer olabilir. Sıvı kayayla, kristal mağaralarıyla, yabancı manzaralarla dolu. Biliyor musunuz? Onun üstünde yürüyorsunuz. Yuvamızı tanıdığımızı sanıyoruz. Ama onu uzaydan görünce insanın kafasına dank ediyor. Keşke herkes dünyayı benim gördüğüm gibi görme fırsatı yakalayabilse. Önce ona bakıyorsunuz ve gördüğünüz şeyin aslında ne olduğunu merak ediyorsunuz. Ömür boyu yarı karanlık bir odada yaşamışım da sonra biri ışıkları açmış gibi. Yaşayan, nefes alan, çalışan bir gezegen. İnanılmaz bir şekilde olasılık dışı ama yine de var. Uzayda toplam 1000 günden fazla kalmış 8 astronot yukarıda olmanın aşağıda meydana gelenleri gerçekten anlamalarına nasıl yardım ettiğini bize anlatabilir. Tuhaf bağlantılar, kıl payı kurtuluşlar ve yaver giden şansımız muhteşem dünyamızı oluşturdu. Bütün evrendeki en tuhaf yer tam da burası olabilir. Sıra dışı bir kaya. Demek bu sabah hazırsınız. İşte böyle. Hadi bakalım. Biraz eğlenin. Hah, işte böyle. Dünyayı cepte sayıyoruz. Hadi, hadi. Birçok şeyi cepte sayıyoruz. Hah, hey. Hatta bize o kadar doğal gelen bir şey var ki onu düşünmüyoruz bile. Hadi, nefes almak. Evet, hadi. Hadi. Ama ihtiyacımız olan oksijeni üretmek için ne gerektiğinin yarısını bile bilseydiniz, nefesiniz kesilirdi. Solumak. Nefes almayı mı merak ediyorsunuz? Bu adama sorun. Chris Hadfield, uzayda 166 gün. İlk uzay yürüyüşümde uzay gemisinin dışına tutunuyordum. Kendi nefesimin sesinden başka hiçbir şey yoktu. Bir elimde kendi geçmişimle olan tek bağ vardı. İnsana dair her şey, dünya yüzeyinde olup biten her hikaye, tanıştığım herkes bir yönde, bütün evren diğer yöndeydi. Sonra elimi bıraktım. O ince mavi çizginin önemini işte o zaman tam olarak takdir ediyorsunuz. Bizim için önemli olan her şeyi içeriyor. Yaşamı içeriyor. Sonra Houston işe dönmem için aradı. Trabzan'ı tekrar tuttum. Ama çalışırken bir anda sol gözümde yakıcı bir acı hissettim. Biri beni bıçaklamış gibiydi. Gözüm hemen kapandı ve yaşarmaya başladı ama sorun şu ki yer çekimi olmayınca gözyaşları aşağı düşmüyor. Gözyaşı büyüyor, büyüyor. Küçük bir su gölü haline gelene kadar büyüdü. Burnumun kemerini geçti ve diğer gözüme girdi. Ben de Houston aradım. Houston, burada bir sorun yaşıyorum. Göremiyorum.
İki gözüm de kör oldu. Ne dedi? Kör mü olmuş? Houston bütün semptomlara baktı ve şöyle dedi. Bu en kötü durum senaryosu olabilir. Gizlinin içi kirlenmiş olabilir. Onu tahliye etmen gerekecek. Uzanıp küçük bir vanayı çevirdim, çıkardım ve bir anda şunu duydum. Kıymetli oksijenim tıslayarak uzay boşluğuna gidiyordu. Nefes alıp vermekten daha doğal bir şey yok. Yine de bildiğimiz kadarıyla burası bunun yapıldığı tek gezegen. Oksijen zengini bir doğası olan tek gezegen. Bu olmasa hayat gerçekten çok farklı olur. Dalol, Etiyopya. Espera. Chequea los niveles. Sulfuro de hidrógeno, 65 ppm. Doctor Felipe Gómez Gómez, astrobiólogo. Algunas personas piensan que estoy loco por venir aquí. Burası Felipe'nin en sevdiği yer. Burada hava zehirli. Yer asit püskürtüyor. Tatlı su yok. Burada hiç kuş ötmüyor. Hiç böcek uçmuyor. Hiç bitki yetişmiyor. De acuerdo, volvemos. Ten cuidado. La corteza aquí puede ser muy delgada. Daha az davetkar bir yer hayal etmek zor. Ama Felipe bu cehennem çukurunu yuvası bilen bir şey bulmuş. Bu şey oksijen kullanmıyor. Bir asit gölünde yaşıyor. Hay miles en este tubo de ensayo. Bacteria que vive sobre metales pesados, pero son pequeñitos. Porque sin oxígeno no consigues más energía para ser más grande que la cabeza de un alfiler. Si la Tierra no hubiera tenido oxígeno, la vida habría sido muy diferente. Enerji açığa çıkarma yolu olarak oksijenin bizim için ne kadar önemli olduğunu düşünebilmek bazen zor oluyor. Her nefes aldığımda oksijen zengini hava yediğim yiyeceklerle karışıp enerji oluşturuyor. Daha büyük, daha karmaşık canlıların var olmasını sağlayan bir güç. Gezegenimizden resmen yaşam fışkırıyor.
Peki nasıl oluyor da herkese yetecek kadar oksijen oluyor? Bunun cevabı bayağı şaşırtıcı şeyler içeriyor. Dev toz fırtınaları, minik kar taneleri, uçan nehirler ve daha önce hiç duymadığınız yaşayan en önemli canlı. Ama hikaye bir çölde başlıyor. Danakil, Doğu Afrika. Tuzdan oluşan bir çölde. İki tane beley, tuz tüccarı. Betse bu çeyizi simetu, bizi tuğletin o. Kat kat, ya asiliyon. Ben sen tiyahtin o. Abate, ayate, yesu de muhabbat. Sinti gizeyin dohana zisimetu. بي عمت اسكهاي جزي متعلم ادمين بمولو Buradaki insanların hayatı bu çöle bağlı. Tabii bizim de. Ama tuzdan dolayı değil. Toz fırtınalarının uzaydan görünüşü muhteşem olabiliyor. Bazen devasa oluyorlar. Dikkatli bakınca görülebilecek küçük toz fırtınaları görmüştüm. Buna dikkatli bakmanıza gerek yoktu. Kuzey Afrika kıtası resmen kalın, kahverengi bir tozla kaplanmıştı. Yörüngede dönerken oraya tekrar gelmek için sabırsızlanıyordum. Geldiğimde Afrika üzerinde gördüğüm toz fırtınası Atlas Okyanusu üzerinde oluyordu. Sonraki dönüşümde Güney Amerika kıyılarına vurduğunu görüyordum. Amazon, Brezilya. Her yıl yörüngeden görebildiğimiz o Afrika tozunun yaklaşık 27 milyon tonu gökyüzünden Amazon havzasına düşer. Meğer o mükemmel bir gübreymiş. Bitkiler ve ağaçlar büyüdükçe karbondioksiti oksijene çevirir. Tek bir ağaç iki kişiye yetecek kadar oksijen üretebilir. Amazon yağmur ormanı Texas'ın 10 katı büyüklükte. Dünya yüzeyindeki bütün insanların tüketebileceğinden 20 kat fazla oksijen üretiyor. Ancak Amazon'dan dışarı bir nefeslik oksijen bile çıkmıyor.
Amazon havzasında o kadar çok hayvan yaşıyor ki oradaki canlılar o oksijenin hepsini kullanıyor. Yıllardır yağmur ormanının gezegenin akciğerleri olduğunu sanıyordum. Tabii bolca oksijen üretiyor ama hepsini kullanıyor. Yağmur ormanı nefes almamıza yardım ediyor ama havadan dolayı değil. Amazon'da bir nehir var. Hayır, o değil. Başka bir nehir var. Bu nehir gökyüzünde. Dünyayı çoğunlukla yüzeyinde durduğum kadarıyla tanıyorum. Empire State binasının tepesine çıkıp teleskoba bir çeyreklik atmışlığım bile var. Birkaç kere uçaktan bile atladım. Ama o bir şey değil. Uluslararası Uzay İstasyonu 300 kilometre yüksekte çalışıyor. Uzay gemisinde ne zaman boş bir an olsa fotoğraf çekmek için cama gitmeye çalışırız. 3 uzay uçuşum boyunca yaklaşık 45 bin fotoğraf çektim. Dünyanın bazı kısımlarının fotoğrafını çekmek kolay. Mesela Avustralya kırsalı. Orası hep güneşlidir. Ama dünyanın bazı kısımlarının neredeyse hiç iyi bir fotoğrafını çekemezsiniz. O yerlerden biri Amazon Havzası. İnsanı düşündürüyor. Orada neler oluyor? Amazon, Brezilya. Doktor Rosa Maria dos Santos, iklim bilimci. Rosa, 10 yıldır Amazon'da çalışarak yağmur ormanının bütün gezegenin nefes almasına nasıl şaşırtıcı bir şekilde yardım ettiğini ortaya çıkarıyor. Nós estamos introduzindo instrumentos de medição muito sensíveis. E instalando em algo muito especial. Özel olduğu konusunda şaka yapmıyor. Güney Amerika'daki en yüksek yapı bu. Rosa bu kuleye tırmanmayı 2 kez denemiş. Ama tepeye çıkamamış. Da primeira vez, teve uma tempestade, daí eu tive de voltar. E da segunda vez, as minhas pernas não aguentaram. Dessa vez, eu estou determinada a conseguir. Oldukça etkileyici bir tırmanış.
Ama yükselen bir şey daha var. Ağaçların içine bakabilseydik, suyun orman zemininden emildiğini görürdük. Tepeye ulaştığında güneş ve rüzgarın birleşimi onu kudretli bir nehre çeviriyor. Uçan bir nehre. Com essa torre agora podemos medir a real dimensão desse rio voador. Se fosse rio normal, esse seria o maior rio do planeta. Ainda maior que o rio Amazonas que está ali. Bu bulut nehri Güney Amerika boyunca akarak altındaki her şeyi örtüyor. Ta ki taştan bir duvara çarpana dek. 8850 kilometre uzunluğunda ve 6,5 kilometre yüksekliğinde. Ant Dağları. Bulutlar yoğunlaşıp yağmur damlalarına dönüşüyor. Onlar da yamaçlardan inip doğruca tekrar Amazon havzasına akıyor. Kayayı aşındırıp tortuya dönüştürüyor. Bütün o besinler okyanusa boşalıyor. Bambaşka bir dünyaya. O tortulları sıra dışı bir organizma bekliyor. İnsan saçından 4 kat daha ince. Buna diatome deniyor. Diatomeler dünyanın oksijen kaynağının sırrı. Yeni kabuklar oluşturmak için öğütülmüş kayalardan çıkan silikayı kullanırlar. Bu da üremelerini sağlar. Nüfusları her gün ikiye katlanır. Ve fotosentez yapmaya başlarlar. Her biri oksijen üretmeye başlar. Bir nefes alın. Şimdi bir daha alın. Ve şimdi şunu düşünün. O nefeslerden birini tamamen deniz altındaki o ufaklıklar üretti. Okyanuslara uzaydan bakınca bazen tamamen farklı renkte bir bölge görürsünüz. İnanılmaz şekilde baktığınız şey mikroskobik yaşamdır. Diatome artışları ışığı farklı yansıtır. Böylece uzaydan görünürler. Galiba gördüğüm en büyüğü devasaydı. Yüzlerce kilometreyi kaplıyordu. Okyanusta yüzerken etrafınızdaki diatomeleri fark etmiyorsunuz. Ama uzaydayken yaşamın canlı renklerini görüyorsunuz. Şaşkınlık verici. Maviler, yeşiller. Aynı zamanda vay canına diyorsunuz.
Bu şeyler bizi hayatta tutuyor. Ama biliyor musunuz? Diatomeler sadece hayattayken yaptıkları şeyden dolayı değil, ölünce yaptıkları şeyden dolayı da önemlidir. Dünyadan ayrı 166 gün geçirdim. Altınızda gezegen sessiz ve samimi şekilde, her dönüşünde kendini size daha çok açıyor. Bir uzay gemisinden bakınca dünya kesinlikle mavi gezegen. Ve suyun olduğu hemen her yerde diatomeler vardır. Her okyanusta trilyonlarcası var. Hepsi birden uçan nehirlere bel bağlayamaz. O yüzden dünyanın dört bir yanındaki diatomeler besinlerini farklı yollardan almalıdır. Bazıları tropik yağmur ormanlarından olabildiğince uzaktadır. Svalbard, Norveç. Vous pouvez vous arrêter juste ici. Doktor Heidi Sevester, buzul bilimci. Et déployez les hydrophones. Okay. Bu buzullar sıra dışıdır. Aniden kayabilirler. Gerçek zamanda görülemeyecek kadar yavaştır. Ama duyulacak kadar hızlıdır. Tabii nasıl dinleyeceğinizi bilirsiniz. Bazen normal buzul temposundan 300 kat hızlı ilerlerler. Vadiden aşağı sürüklenirken muazzam miktarda kayayı ezdiklerini duyabilirsiniz. Ve buz, denizle buluştuğunda tanıdık bir ses çıkarır. Ça ressemble au son des Rice Krispies. Le son des bulles d'air qui s'échappent de la glace pendant que la glace fond sous l'eau. Patlamalar ekibe bir uyarı veriyor. Buz cephesi yıkılmak üzere. J'entends de plus en plus d'activité là. Vous devez rentrer, OK? Et un seul peut décharger des milliers de tonnes de glace dans la mer. Et toute cette poudre de roche, c'est de la nourriture parfaite pour les diatomées. Diatomeler için yemek vakti. Bazen bu buzullar çok hızlı ilerleyerek tonlarca besini denize döker. Boom! Bir beslenme çılgınlığını ve nüfus patlamasını tetikler. Ama sonra başladığı kadar çabuk yemek vakti sona erer. Buzullar tamamen durur ve bazen onlarca yıl uykuda kalır.
Boom olur size fos. Besinler tükenince çoğalma durur ve diatomelerin çoğu ölür. Leşleri yavaşça okyanus tabanına çöker. Orada 800 metre kalınlığında bir tabaka oluştururlar. Buna deniz karı deriz. Tam da öyle görünür. Kar taneleri. Ama kar tanelerinin aksine asla erimezler. Milyonlarca yıl içinde deniz yatakları yükselir. Okyanus seviyeleri düşer ve okyanus tabanı tuzlu bir çöle dönüşür. Amazon'a kadar esen o çöl var ya, bir zamanlar deniz yatağıydı. Yağmur ormanlarının büyümesini sağlayan toz da diatome kabukları. Bu her şeyin inanılmaz şekilde bağlantılı olduğunu gösteriyor. Gezegenin bir tarafında diğer tarafıyla bir şekilde bağlantılı olmayan hiçbir şey yok. Nefes almamız için oradaki bütün sistemlerin birlikte çalışmak zorunda olması hayret verici. Bu harika. Ama işlerin çok ters gitmeye başlaması için oksijeni çok az kurcalamanız yeter. 3, 2, 1. Kalkış. Dünyanın gökyüzünün mavi olmasına bayılıyorum. Yukarı bakıyorsunuz ve çeşitli tonları, derinliği, ufka yaklaştıkça renklerin değişmesi, soluduğumuz ve bizi hayatta tutan her şey orada. Ve onun çok derin olduğunu, sonsuza kadar devam ettiğini düşünme yanılgısına düşüyorsunuz. Ama bir uzay gemisindeyken aşağı bakınca atmosferi neredeyse hiç görmüyorsunuz. Ancak ufka bakınca atmosferimizin aslında ne kadar ince olduğunu görüyorsunuz. Hassas mavi çizgilerin en incesi. Dünyanın çekim kuvveti o hava moleküllerinin her birini çekip yere doğru bastırıyor. Ve yukarı çıktıkça inceliyor. Biraz gitarın telini tıngırdatmaya benziyor. Nota ne zaman durur? Atmosferimiz de o gitar teli gibidir. Yükseldikçe gitgide azalır. Esas şaşırtıcı olan bunun ne kadar hızlı olduğu. O mavi çizgi o kadar ince ki oksijenin bitmeye başladığı yere yürüyerek gidebilirsiniz. La Rinconada, Peru. Doktor Nelson Gadea, Başhekim, La Rinconada. La Rinconada'da doktor olmak
yıl boyu Everest üst kampı kadar yüksekte yaşayan 25 bin hastanız olması demektir. Buenas tardes, señora Angélica. Respire. Muy bien. La mayoría de los pobladores sufre los pulmones. Aquí solo hay la mitad de oxígeno que hay a nivel del mar. İspanyol yerleşimciler ilk geldiğinde oksijen azlığı sebebiyle bebeklerinin birçoğu doğumda ölmüş. Yine de insanlar burada hala yaşıyor. Hala çalışıyorlar. Çünkü bu dağlarda tarih boyunca insanları çekmiş bir şey var. Altın Vadi. Ama sınır burası. İnsanlar daha yüksekte yaşayamaz. Yeterli oksijen olmazsa organlarımız iflas etmeye başlayabilir. Bu şaşırtıcı derecede hızlı olabilir. Astronotlar kendilerinde oksijen azlığı yani hipoksi belirtilerini tanımak için eğitim alır. Benim durumumda hafif bir baş dönmesi oluyor. Görüşüm biraz daralmaya başlıyor. Renkler biraz daha kırılgan oluyor. Belli bir ressamın sadece ana renkleri kullanma tarzı gibi. Ses benim için biraz değişiyor. Biraz daha staccato oluyor. Etrafımda olan her şeyin sesi biraz çatallaşıyor. Bütün bunları birleştirdiğimde oksijenimin tükendiğini anlıyorum. Houston, burada ciddi bir sorun yaşıyorum. Ciddi bir sorun. İki gözüm de kör oldu. Ne dedi o? Göremiyorum. Oksijenini tahliye et. Kıymetli oksijenimi. Nasıl sonuçlanacağından tam emin değildim. Ama oksijen tahliye vanamdan çıktıkça, gözyaşı kanallarımdan çıkan gözyaşı yavaşça buharlaşmaya başladı. Görüşüm parça parça geri gelmeye başladı. Ona yol açan şey çok basitti. Vizörümdeki bu önleyici madde havada uçan suya bulaşmış ve gözüme girmişti. Kendimden emin bir şekilde uzanıp vanayı kapatabildim ve kıymetli oksijenimi evrenin geri kalanına göndermeyi durdurdum. Yeterli oksijen almamız elzem. Ama çok fazlası da bir o kadar tehlikeli olabilir. Bunu küçük bir ateşe üflediğinizde görürsünüz. Sadece biraz oksijen üflemek o minik kıvılcımı aleve dönüştürür. Aynı şey bütün gezegen için geçerlidir. Oksijen seviyelerindeki artış dünyadaki yaşamı tehdit edebilir. ...300 milyon yıl önce atmosferde çok daha fazla oksijen vardı. O kadar çoktu ki gezegen resmen yanıyordu. Ama o tehlikenin geçmişte kaldığını düşünmeyin. Çok fazla oksijen olursa kavruluruz. Çok az olursa
boğuluruz. İki tarafında ölüm olan bir ipte yürüyoruz. Tıpkı ip cambazları gibi bizi de kurtarabilecek tek şey denge. Denge çok önemli. Hem atmosferin yapısı hem de hayatın kendi için. Dünyanın bunu nasıl başardığını tam anlayamıyoruz. Diatomelerin buzulları beklemek zorunda olmasına ve Güney Amerika ağaçlarının Afrika tozunu beklemek zorunda olmasına, insan nüfusunun istikrarlı bir şekilde artmasına rağmen atmosferdeki bağıl oksijenin oranı şaşırtıcı bir şekilde sabit kalmıştır. Milyonlarca yıldır oksijen atmosferimizin %20.95'ini oluşturuyor. Tam olarak %20.95'ini. Her şey bir şekilde tampon vazifesi görerek işleri gayet dengede tutuyor. Tayland. Prachayanon, Budist keşiş. Tüm chivit luôn mi khoan kiểu nương sắm thành cảnh. Mấy mi sinh nãy tăng dù dạng đồn điều. Tüm sinh bồn lộ bài ni luôn bên suôn bọc gọt gõng sinh ưỡn ưỡn. และพิธีนี้ที่จัดขึ้นก็แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความสมดุลMaga Puja Festivali için burada 100 bin Budist toplanır. Her biri bir mum yakar. 1 milyon Buda'dan yapılmış bir tapınakta ateşleriyle kutlama yaparlar. พวกเราต่างแสวงหาสมดุลของชีวิตเพื่อมุ่งไปสู่ความสงบนิ่งและสภาวะแห่งธรรมชาติที่สมดุลเหมือนการดำรงอยู่ของโลกใบนี้ Aldığımız her nefes dakikada 16 nefes, günde 23 bin nefes, o kıymetli oksijeni, her içimize çekişimiz ve dışarı verişimiz, toprak, su, rüzgar ve ateş olmadan mümkün olmaz. O ince mavi çizgiyi oluşturmak için bütün gezegen bir olarak çalışıyor. Evrenin başka hiçbir yerinde görmediğimiz yaşayan bir dünyanın işareti.
Keşke herkes dünyayı benim gördüğüm gibi görme fırsatı yakalayabilse. Kendinizi onun muhteşemliği ve tuhaflığından çekip koparmanız gerekiyor. Uzay uçuşunun güzelliğini biliyor musunuz? Geri dönünce şunu çok iyi anlıyorsunuz. Bu dünya tek bir yer. Paylaşılan tek bir yer. Hepimiz aynı geminin mürettebatıyız. Biz sadece nadir değiliz. Sadece özel değiliz. Biz eşsiziz. Bu da burayı sıra dışı bir kaya yapıyor. Gelecek bölümde cennetimiz çarpışmalardan, yıkımdan ve kaostan doğdu. O darbe bizi hala şekillendiriyor.